Herkese selamlar. 4. ayın yedisinde pazar gününden. Arkadaşlar şimdi kripto paralara bakacağız. Sanal paralara. Bitcoin, Ethereum, Ripple bunlar teknik açıdan rakamlar vererek incelemeye devam edeceğiz. Sürekli soruluyor bunlar. Çünkü bir hareket söz konusu. Beklediğimiz yönde bir hareket söz konusu. Verdiğimiz tarihlerde verdiğimiz hedefler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Rakamlar vererek bunları inceleyeceğiz. Özellikle 15 Mart'ta çektiğimiz videoda işte Bitcoin bir gece ansın patlayabilir demiştik. Nisan'dan sonra bu kadar ucuz olmayabilir tarih vererek de hareketin geleceği zamanı belirtmiştik. O zamanlar 3900-4000 dolar civarlarındaydı. Tabi o zamanlar değerlendirenler değerlendirdi. Şu anda 5000 dolarlar üzerinde fiyatlamaya devam ediyoruz. Zaman zaman 4800 dolarlara iniyor Bitcoin sonra geri tekrar çıkıyor. İşte tabii bizim bu hareketi öngörmemiz hem teknik açıdan bir sıkışma söz konusuydı hem de arkadaşlar Bitcoin'de bildiğiniz gibi e, Google aramaları vesaire çok fazla etkiliyor. Yani Google aramaları çok fazla düşmüştü Bitcoin'de. E, bir zamanlar Donald Trump'tan bile fazla aranıyordu Bitcoin. Şu an ise baktığımızda tekrardan Google aramalarının üst sıralara çıkmaya başladığını gördük, özellikle Çin'de bitcoin aramaları iyice rekor seviyeye ulaştı arkadaşlar. Tabi bunda bitcoin'in 5200 dolarlarda test etmesi önemli bir etken. Şöyle baktığımız zaman google aramaları vesaire önemli dedik. Şu an arkadaşlar son 20 Kasım 2018'den bu yana google'da bitcoin aramalarında görünmemiş bir artış kaydedilmiş. 2 Nisan'da önce kripto para biriminin fiyatı sadece 1 saat içerisinde %20 arttı. Bizim hatırlarsanız bir gece ansın patlayabilir. Özellikle Nisan'dan sonra dikkat edilmeli. Nisan'dan sonra bu kadar ucuz olmayabilir demiştik. Ee, ve Google'da Bitcoin aramalar son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış arkadaşlar. Şimdi e, Bitcoin'i teknik açıdan inceleyeceğiz. E, Ripple'da haberler var arkadaşlar. E, nedir bu haber derseniz. işte Ripple'da bir şirkette anlaşma sağlanmış. Ee, bu da tabii önemli. Ripple'ın gelecekteki fiyat hareketleri açısından e, dip seviyelerine yakın olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle 0.30 seviyesi gerçekten önemli Ripple'da. Şimdi isterseniz Bitcoin'de şöyle teknik açıdan inceleyelim. Şöyle ben 4 saatlik grafiği açacağım. Ve şöyle grafikteki yazılarımızı gizleyelim. Hatırlarsınız en son video çektiğimizde 5100-5200 dolarlara yakındık ve dedik ki bizim uyarımızı dinleyip hani 15 Mart'ta işte 28 Mart 30 Mart'ta çektiğimiz videoları izleyip Bitcoin'de yakında bir hareket başlayacağını ve bunun yukarı yönlü olacağını belirttik. Burada bunu değerlendirenler, alış yapanlar vesaire 5200 dolarlar civarlarında kar alınabilir. Çünkü buradan satış yeme olasılığı yüksek ve güçlü bir direnç olduğundan bahsetmiştik. Ee, tekrar geri çekilmelerde 4900 4800 dolarların önemli bir destek seviyesi olduğunu Bu aralıkta belli bir süre dalgalanabileceğini belirtmiştik. Şu an bunu yaşıyoruz arkadaşlar 4800 ile 5200 dolar arasında gidip geliyoruz 4800 dolarlar aşağıda gerçekten önemli bir destek seviyesi Bakın şu şöyle alıyorum 4820 dolarlar arkadaşlar Buralar önemli bir destek seviyesi. Buralara yaklaştıkça şu anlık e, alım fırsatı denenebilir. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. E, kendi öngörülerimi söylüyorum ben. 4800 dolarla yaklaştıkça bir alım denenebilir. E, buralar bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. 5200 dolarlar bitcoin'de gerçekten önemli arkadaşlar. 5200 dolarlar. Niçin derseniz 5200 dolarları aşması demek. Üzerinde günlük kapanışlar yapması demek. Bitcoin'i güçlendirecektir. Bu da şöyle günlük grafikten açayım. Bu da 5200 dolarları açması demek. 5800 dolarlara doğru bir atan gelmesi demek arkadaşlar. Yani 5800 ile 6000 dolarlara bir atan gelmesi demek. O yüzden yani 5200 dolarları kırar mı? Bunu takip edeceğiz. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda şu anlık 4800 dolarlara doğru geri çekilme bir alım fırsatıdır. Hatırlarsınız 5200 dolarlara doğru bir çıkışlar satış fırsatı demiştik. Birçok kez 5200 dolarlara yaklaştı. Tekrardan 4800'lere indi. Bakın burada bile bir sürü bir fırsat verdi. Gene değerlendirenler değerlendirdi. 5200 dolarlar üzerindeki her kapanış 5800 ve 6000 dolarlara hedef yapar arkadaşlar. Zaten bitcoin'in bir boğa piyasasına girmesi yani boğa koşusunun başlaması için 6000 dolarlar üzerinde hareket görmemiz lazım. Bu olur mu dersiniz e, tabii ki de ihtimal dahilinde ama siz zaten e, bir trader olduğunuz için para kazanma amacında olduğunuz için gün gün bant bant al sat yaparak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tabii ki de 6000 dolarları da aşıp tekrar böyle e, 2017'deki gibi parabolik bir yükseliş sergileyebilir Bitcoin sergileyebilir. E, bu da ihtimal dahilinde. Ama çok fazla elinde bitcoin alan var yani e, yüksek seviyelerden vesaire. Tabi buraya kadar düşene kadar e, bir bir buçuk sene içerisinde birçok kişi sattı. Zararına sattı e, vesaire. Bunlar tabi elinde olanlar da var. Yükselişlerde bunlar bir engel olarak çıkıyor. Yani onların yükselişi e, yükselişi zayıflatıyor tabi. Çünkü uzun zamandır ellerinde tutuyorlar. Bu da satışlarda yükselişi yavaşlatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 4800 dolarlara yaklaşık alım denenebilir. 5200 dolarlarda satılabilir. 5200 dolar ve üstü her kapanış 5800 ve 6000 dolarlara hedefleyecektir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de önemli şeyler de oluyor. Hiç uzun zamandır 1.5-2 senedir olmayan şeyler nedir o derseniz şöyle 3-4 tane hareketli ortalama açacağım. Benim önemsediğim birkaç teknik Konu var arkadaşlar. Şöyle üstsel hareketli ortalamalardan Bakın şimdi ee, günlük grafiklerde şu gördüğünüz 9 günlük hareketli ortalama yukarı çıkmak üzere arkadaşlar. Yukarı çıkmak üzere. Eğer ki bakın 9 günlük hareketli ortalama yukarı çıkarsa bakın geçmişten bakın ee, ne zamandan beri şöyle hareketli ortalamayı ben de okuyacağım. Yaklaşık 2017'den beri arkadaşlar 2017'den beri ilk defa günlük grafiklerde 9 günlük hareketli ortalama yukarı çıkmış olacak. Bu da Bitcoin'de e, yukarı yönlü seyrin devamı anlamına gelir. İlerleyen günlerde onu takip edeceğiz. Bakın günlük grafikte. Bu da çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Çok önemli bir ayrıntı. Bakın şuradan itibaren bir Fibonacci düzeltme seviyesi alacağım. Şu düşüşten itibaren arkadaşlar ve e, gördüğü dip 3210 dolarlara doğru. Bakın e, bu fibo düzeltme seviyelerinde bakın 5200 seviyesi önemli bizim verdiğimiz. Çünkü bakın bu düşüşün e, 0.61 fibo düzeltme seviyesi 5200'lerden geçiyor. Yani 5200 üzeri her kapanış 5800 bakın burada 0.78'lerden geçiyor. E, burayı hedefler bakın fibo fibo düzeltme seviyeleri de bunu teyit ediyor arkadaşlar. Teyit ediyor. Buradan video fazla uzun olmasın. Zaten birçok şey söyledik. Ethereum'a bakalım isterseniz. Şimdi Ethereum'da 166-175 dolarlara doğru bir yükseliş yaşadık. Bakın burada da 120 dolar civarlarındayken zaten buraların bir alım fırsatı olduğunu belirtmiştik. Ee, bununla birlikte burada da bir yükseliş yaşadık. Ethereum'da tam hareket devam, yani tam hareket gelmedi aslında. Yani hala e, dibe yakın seviyelerde diyebiliriz. Yani 155 dolar ve altı Ethereum'da şu anlık alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. 155 dolar ve altı. Her 175-180 dolara çıkışta satış fırsatı olarak değerlendirilebilir şu an. Zaten 175 dolar ve üstü kapanış. Biz de Ethereum'da 210 dolarları hedefleyecektir arkadaşlar. Ethereum'da Bitcoin'den şu anlık birazcık daha geride geliyor diyebiliriz. Yani hareketli ortalamalara vesaire baktığımızda daha henüz burada bir hareketin tam olarak başlamadığını söyleyebiliriz. dediğim gibi 155 dolar ve altı kademeli alım 175 dolarlara yaklaştı. Kademeli satış yapılabilir. Ethereum'da da gene bir gece ansın bir hareket olabilir. 175 dolar ve üstüne. Bu da 210 dolarları hedefleyecektir arkadaşlar. Şu anlık Ethereum'da teknik görünüm bu şekilde. Yani Bitcoin'den birazcık daha geride geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ripple'da arkadaşlar önemli bir şirketle anlaşması oldu. Bu haberler önemli çünkü Ripple'ın da bu anlaşmalar Fiyat değerlerini ileri, ilerleyen zamanlarda e, yükseleceğini işaret ediyor diye yorumlayabiliriz. Çünkü e, şirketler anlaşma yapıyor vesaire. Niye? Çünkü bunda bir gelecek görüyorlar ki bir anlaşma yapıyorlar. Birçok böyle şirketlerle anlaşması şu an e, devam ediyor. E, piyasaya yansıyanlar tabi bunlar arkadaşlar. şöyle Teknik açıdan baktığımızda şirket isimlerini vesaire vermeyeceğim. Bakın 0.36 arkadaşlar. Apple'da bir alım fırsat olarak değerlendirilebilir. Zaten şöyle baktığımız zaman dip seviyeler yani bu kadar gelecekte değer kazanacak bir enstrümanın dip seviyeleri arkadaşlar şu anlık 0.30'lar gibi duruyor. Yani buraya yaklaştıkça ya da buranın alt test edilirse bir alım fırsatı yukarıları çıktıkça satış girilebilir arkadaşlar. Bakın burada da hareket daha henüz başlamadı. Ara ara geçmişte de bakın büyük tepkiler verdi. Büyük tepkiler verdi. Ama hareket burada iyice yavaşladı. Yani insanları yıldırma politikasında bu da. Bunda da bir gece hareket başlayacaktır. Dediğim gibi 0.36 alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gene 0.35 0.40'lara doğru yükselişte satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. İlerleyen e, ayları yılları yatırım yapanlar tabii ki de 0.30 gene alın fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, Ripple'da da son durum bu şekilde. Herhangi bir şey olursa ben Twitter üzerinden paylaşım yapmaya devam edeceğim. Türk Elit adresinden bana ulaşabilirsiniz. Buradan bizi takip edip grafiklerimize vesaire ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Aşağı yorumlarınızı, eleştirilerinizi vesaire yazabilirsiniz. Hoşçakalın.